Ayşe öğretmen öğrencilerine eş ve zıt anlamlı sözcüklerle ilgili bir etkinlik yaptıracaktır. Öğrenciler içinde 3 kutucuk bulunan etkinlik kağıtlarına aşağıdaki kurallara göre sözcükler yazacaklardır. Birinci ve üçüncü sözcükler anlam bakımından birbiriyle çeliştiği için zıt anlamlıdır. İkinci ve üçüncü sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sözcükler verilen kurallara uygun yazılmıştır? Bize verilen bilgilere göre 1 ve 3 arasında zıt anlam ilişkisi, 2 ile 3 arasında ise eş anlam ilişkisi olmalıdır. Beyaz ve kara birbiriyle eş anlamlı olmadığı için A şıkkını alamayız. Dar ve bol birbiriyle eş anlamlı olmadığı için B şıkkını alamayız. Barış ve sulh ikisi de aynı anlama geldiği için birbirinin yerine tutabildiği için eş anlamlıdır. Aynı zamanda savaş kelimesiyle sulh kelimesi de zıt anlamlı olduğu için aradığımız cevap C şıkkıdır. Irak ve uzak kelimeleri de birbiriyle eş anlamlı değil, zıt anlamlıdır. Cevabımız C şıkkıdır. Varlıkların sayılabilen, ölçülebilen özelliklerini belirten sözcüklere nicel anlamlı sözcükler denir. Sayılamayan, ölçülemeyen özelliklerini belirten sözcükler ise nitel anlamlı sözcükler olarak adlandırılır. Buna göre numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamlıdır? Üzerinde yırtık bir elbise varmış. Burada sayılamayan bir ifade olduğu için nitel anlamlıdır. Geçen hafta sürükleyici bir kitap okudum. Sürükleyici kelimesi burada sayılamayacak bir kavram şeklinde söylendiği için nitel anlamlıdır. Dünyanın en dar sokağında bile sosyal mesafe korunuyor. Burada dar kelimesi ölçülebilir bir kavramdır. Bu sebepten nicel anlamlıdır. En azından sevgi konusunda cimri olma, cimri kelimesi sayılamayan bir kavram olduğu için nitel anlamlıdır. Cevabımız ölçülebilen, sayılabilen bir kelime olduğu için dar kelimesidir. Yani C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle çelişir? Bu eserde yazarı önemli kılan herkesin ele aldığı konu değil, onu anlatış biçimidir. Yani yazarın üslubu onu önemli kılmıştır. Yazar içerikten çok üsluba önem verdiği için başarılı olmuş. Yukarıdaki cümleyle aynı içerikte bir cümle. Sanatçının ustalığı içerikten çok biçimsel özellikleriyle anlaşılıyor. Yine bize verilen cümleyle örtüşen bir cümle. Eserin değerini ön plana çıkaran tek şey konunun herkesçe bilinmesidir. Bu cümle yukarıdaki cümleyle çelişir. Çünkü bize verilen cümlede yazarı önemli kılan herkesin ele aldığı konu değildir diyor. Demek ki konunun herkesçe bilinmesi bu yazarı önemli kılan şey değildir. Demek ki cevabımız C şıkkı. Eser tekrar niteliği taşımasına rağmen yani herkesin ele aldığı konuyu işlemesine rağmen dili ile diğerlerini geride bırakıyor. Dil derken yine burada üsluptan bahsedilmektedir. Çünkü üslup kelimelerin, cümlelerin, dilin nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. Cevabımız cümleyle çelişen C şıkkıdır. Bu parçada altı çizili bölümle anlatılmak istenen nedir? Bir dala konmuştu karga cenapları. Ağzında bir parça peynir vardı. Sayın tilki kokuyu almış olmalı, ona name yapmaya başladı. O karga cenapları merhaba, ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz. Gözüm kör olsun yalanım varsa, tüyleriniz gibi ise sesiniz, sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın. Keyfinden aklı başından gitti bay karganın. Göstermek için güzel sesini, açınca ağzını düşürdü nevalesini. Tilki kapıp onu dedi ki, efendiciğim size küçük bir ders vereceğim. Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere. Böyle bir ders de değer sanırım bir peynire. Karga şaşkın, mahcup biraz da. Geç ama yemin ettik ayrı, faka basmayacağını. Altı çizili bölüm alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere uyanıkları anlamındadır. Burada bir fabl vardır. Fablda kahramanlar çoğunlukla genellikle hayvanlardır ve aslında verilmek istenen mesaj insanlaradır. Bu sebepten burada uyanık insanlar hakkında ve onlara aldanan insanlar hakkında bir yorum yapmamız gerekir. İhtiyaç ve istekler kurnazlıkla elde edilebilir. Burada yapılan kurnazlık ihtiyaç ve istekten dolayı değil, karganın aldatılmasından kaynaklanmaktadır.
Boş bulunmak uyanık insanlara ortam oluşturur. Burada alıklar olmasa derken boş bulunmayı kastetmiştir metin. İş kalmaz açık gözlere, yani uyanıklar bir iş yapamazlar anlamındadır. Demek ki insanlar boş bulundukları zaman uyanık insanlar bundan faydalanıyor. Bu durumda cevabımız B şıkkıdır. Açık gözlülük yeri gelince göz yummayı bilmektir. Burada göz yummayı kastedecek, yani onu örnekleyecek bir durum oluşmamıştır. Kurnazlığın sonu başkasını değil kendini aldatmaktır. Burada baktığımız zaman kurnazlığın bir sonu görünmüyor. Ama aldanmanın ya da karga gibi işte iltifatlara kanmanın sonunda neyle karşılaştığını görüyoruz. O sebepten D şıkkını da altı çizili kelimenin açıklaması olarak alamayız. Cevabımız B şıkkıdır. Bu parçayla ilgili olarak numaralanmış ifadelerden hangisi söylenemez? Bir dala konmuştu karga cenapları. Ağzında bir parça peynir vardı. Sayın tilki kokuyu almış olmalı. Ona name yapmaya başladı. O karga cenapları, merhaba, ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz. Gözüm kör olsun yalanım varsa. Tüyleriniz gibi sessiziniz, sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın. Keyfinden aklı başından gitti bay karganın. Göstermek için güzel sesini, açınca ağzını düşürdü nevalesini. Tilki kapıp onu dedi ki, efendiciğim, size küçük bir ders vereceğim. Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere. Böyle bir ders de değer sanırım bir peynire. Karga şaşkın, mahcup biraz da. Geç ama yemin etti gayrı faka basmayacağına. Aldatılmak, tuzağa düşmek anlamlarına gelen bir deyim kullanılmıştır. Baktığımız zaman faka basmak deyimi aldatılmak, tuzağa düşmek anlamındadır. Yani birinci cümleyi doğru bir şekilde ifade etmiştir sorumuz. Varlıkların ne olduklarını tam olarak belirtmek için tanım cümlelerine yer verilmiştir. Bu metinde bu nedir sorusuna cevap verecek bir cümle olmadığı için bir tanım cümlesi var diyemeyiz. Yani ikinci cümle yanlış bir içeriktedir. Herhangi bir değişikliğe uğramadan olduğu gibi ve doğrudan aktarılan cümleler vardır. Metnimize baktığımız zaman, bu fabl yazısına baktığımız zaman burada tilkinin sözlerinin hiç değiştirilmeden verildiğini görüyoruz. Yani doğrudan bir aktarım vardır. Cümleler örnek olarak verilebilir burada. Üçüncü cümlede doğru içeriktedir. Bir olayın gerçekleşmesinin başka bir olayın gerçekleşmesine bağlı olduğunu belirten cümleler vardır. Yani koşul sonuç cümleleri vardır. Burada baktığımız zaman gözüm kör olsun yalanım varsa cümlesi bir koşul sonuç cümlesidir. Tüyleriniz gibi ise sesiniz, sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın, yine bir koşul sonuç cümlesidir. Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere cümlesi de yine koşul sonuç örnekleridir. Cevabımız yukarıda örneği olmayan tanım cümleleridir. Yani B şıkkıdır. Bu yazarın edebiyat dünyasında çeşitli sıfatlarla anılmasının nedeni nedir? Şiir, öykü, roman, deneme gibi farklı türlerde eserler kaleme alan ve yazdığı eserlerle pek çok ödüle layık görülen yazarın kökleri, bir dil metropolü olan kozmopolit bir şehrin zengin dokusuna geçen çocukluğuna, evi gibi gördüğü Kadıköy çarşısının çok dinli, çok dilli, renkli dünyasına dayanmaktadır. 20 küsür dilin konuşulduğu İstanbul ve Kadıköy'ün renkli dünyası Hulki Aktunç'u dile ve etimolojiye yönlendirmiş. Edebiyat çevresinde onun dil kuyumcusu ve Türkçenin seramik ustası gibi sıfatlarla anılmasını sağlamıştır. Sözcüklerin kökenlerine olan ilgisinin eserlerine yansımış olması. Baktığımız zaman burada yazarın çok fazla ödüle layık görüldüğünü görüyoruz. Şiir, öykü, roman, deneme gibi farklı türlerde eserler verdiğini ve bunun da köklerinin dil ve etimolojiyle olan yakın ilişkisine bağlı olduğunu ifade ediyor metin. Bu durumda cevabımız A şıkkı olacak. Diğer şıkları da değerlendirelim, neden olmadığına bakalım. Çocukluğunun metropol bir şehir olan İstanbul'da geçmesi sadece İstanbul'da geçmesi değildir. Burada üzerinde durulan mesela bir dil metropolü, yani farklı farklı dillerin olduğu büyük bir şehir anlamında kullanılmıştır ve buna vurgu yapılmıştır. Aynı zamanda evi gibi gördüğü Kadıköy çarşısının çok dinli, çok dilli, renkli dünyası ifadeleri kullanılmıştır. Yani sadece İstanbul'da olması
yeterli olmayacaktır. Yazarın eserlerinde Kadıköy'deki kuyumculardan sıkça söz etmesi, dil kuyumcusu derken burada bir benzetme yapılmıştır, bir metafor yapılmıştır. O sebepten konunun kuyumcularla hiçbir ilgisi yoktur. Edebiyat dünyasına birçok farklı türde eser vermiş bir yazar olması, farklı türlerde eserler verip ödüller almıştır ama bunun köklerinin nereden geldiği üzerinde durulduğu için paragrafta cevabımız bu sebepten D şıkkı da olamaz. Cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçadaki düşünceleri dile getiren birine ait olamaz? Sosyal medyanın özellikle genç nesillere yönelik en büyük olumsuz etkisi hayatı mükemmelliyet algısı üzerine kurma dürtüsüdür. Kısa süreli etkileşimler ve beğenilerle ödüllendiriliyoruz. Sonra bunu değer ve gerçekle bağdaştırıyoruz. Ama aslında sadece kısa süren, sahte ve kırılgan bir popülarite sağlamış oluyoruz. Gerçek hayat böyle olmadığı için de bu durum sizi eskisine kıyasla daha boş ve hissiz yapıyor. Koca bir nesil daha kaygılı, daha kırılgan, daha mutsuz yetişiyor. Eleştiriler gelişmenizi sağlar. Eleştirenler esas iyimserlerdir. Ancak yeni nesle bir eleştiri getirdiğimde her seferinde söylediğime söyleyeceğime pişman oluyorum. Eleştirilere tahammül edemeyen, üstüne üstlük bunların değerini kavrayamayan bir nesil yetişiyor. İleride bunun sonuçlarını yaşayarak ve ne yazık ki geri giderek öğrenecekler. Parçada anlatılan konu sosyal medyanın özellikle genç nesillere yönelik olumsuz etkisidir. Beğenilmek insanoğlunun doğasında var olsa da insan kusurlarıyla da insandır. Yani mükemmel olmak durumunda değildir. Bu metne uygun bir ifadedir. Sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkisi artık su götürmez bir gerçektir. Metnin konusu zaten bunu içermektedir. Kısa süreli başarılar insanı daha büyük başarılar elde etmesi için daima motive eder. Bu cümle yukarıdaki parçayla çelişmektedir. Çünkü yukarıda verilen ifadelere baktığımız zaman kısa süreli etkileşimler ve beğenilerle ödüllendiriliyoruz. Ama aslında sadece kısa süren, sahte ve kırılgan bir popülarite sağlamış oluyoruz. Bu da sizi diyor eskisine göre kıyasla daha boş, daha hissiz yapıyor ifadeleri olduğuna göre C şıkkı bu metinle çelişmektedir. Ne yazık ki eleştirilmekten korkan, mükemmellik algısına sahip bir nesil yetişmektedir. Yukarıdaki örneklerde bu ifadelere de yer verilmiştir. Cevabımız C şıkkıdır. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Fatih İstanbul'u fethettiği zaman 22 yaşında bir delikanlıydı. At üstünde İstanbul'a girdiği ve caddelerden geçtiği sırada yanında hocası Akşemseddin de vardı. İstanbul'da kalan Bizanslılar yol boyunca dizilmiş Fatih'e çiçekler sunmak istiyorlardı. Fakat ihtiyar beyaz sakallı Akşemseddin'i padişah sanarak ikramları hep ona yapıyorlardı. İhtiyar öğretmen de onlara Fatih'i işaret ediyordu. Hayır, ben padişah değilim. Sultan Mehmet odur. Ona gidiniz diyordu. Genç padişah ise hocasının bu davranışına büyük bir değer bilirlikle cevap veriyordu. Siz yine ona gidiniz. Sultan Mehmet benim ama o da benim hocamdır diyor ve ağırbaşlılıkla gülümsüyordu. Aşırı tevazunun da gurur gibi kendisine mahsus tehlikeli yanları vardır. Bu metinde aşırı tevazudan bahsedilmemektedir. Fatih Sultan Mehmet'in öğretmenine, hocasına verdiği değer işlenmiştir, anlatılmıştır. Hayatta daima gerçekleri savun, böylece vicdanını hesap vermekten kurtulursun. Bu metinde gerçekleri savunmaya dair herhangi bir hikaye anlatılmamıştır. Bir fikir çıkartamayız bu şekilde. Size yapılan en ufak yardımı unutmayınız, yaptığınız yardımları ise hatırlamayınız. Burada yardım yapmaktan da bahsedilmemiştir. İnsanın en büyüğü en yüksek mevkideyken bile tevazu gösterip büyüklenmeyendir. Burada Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği bir sırada bu diyaloğu yaşaması onun tevazu gösterip büyüklenmediğinin göstergesidir. Cevabımız D şıkkıdır. Bu parçanın anahtar sözcükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 35 yıl önce 26 Nisan'da Ukrayna'nın Pripyat kentindeki Çernobil santrali bir dizi patlamayla sallandığında dünyanın en kötü nükleer kazası meydana geldi.
Atmosfere büyük miktarda radyoaktif madde salındı. Bu maddelerin milyonlarca dönümlük orman ve tarım arazisiyle birlikte çok sayıda insanın hayatına zararı oldu. Burada anahtar kelimeleri bulurken bu metni bize özetleyecek kelimeleri bulmamız gerekir. Burada bahsedilen olay Çernobil'deki patlamadır. Çernobil burada bir anahtar kelime olmalıdır mutlaka. Baktığımız zaman B şıkkında ve D şıkkında Çernobil kelimeleri yer almıyor. C şıkkında bir Çernobil var. A şıkkında Çernobil var. Burada Çernobil santralindeki patlamanın ne olduğuna vurgu yapan cümleye baktığımız zaman bunun bir nükleer kazası olduğunu görüyoruz. Mutlaka bunun üzerinde durulması gerekiyor anahtar kelime olarak, çünkü metinde anlatılan nükleer kazadır. Daha sonra bu nükleer kazanın sonucuna değinmemiz gerekir. Burada sonucunu anlatan son cümleye baktığımızda milyonlarca dönümlük orman, tarım arazisiyle birlikte çok sayıda insan hayatına zarar oldu. Orman, tarım arazisi ve insan alamayacağımıza göre burada anahtar kelimenin ne kadar az olursa özetle o şekilde az olur. Burada bu üç unsura da verdiği zarardan bahsettiği için ve buna vurgu yapıldığı için bu durumda zarar kelimesini anahtar sözcük olarak almalıyız. Cevabımız bu sebepten A şıkkıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu iki parçanın ortak özelliğidir? Sayısal verilerden yararlanılmıştır. Tanık göstermeden yararlanılmıştır. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Benzetmelerden yararlanılmıştır. Yeni iletişim teknolojileri kavramı çağımızın ruhuna uygun olarak internet teknolojisi ile bağdaştırılmaktadır. Ancak 1970'li yıllarda medyanın yaygınlaşmaya başlaması yeni iletişim teknolojilerinin habercisi olmuştur. 1980'li yıllar kişisel bilgisayarların ticarileşmesiyle birlikte gelirken 1990'larda günümüzün en popüler teknolojisi olan internet yaygınlaşmaya başladı. 2000'li yıllarda ise bilgisayarların giderek küçüldüğüne, ucuzladığına ve hafiflediğine şahit olduk. Bu gelişmenin ardından mobil teknolojileri kullanan akıllı telefon ve tabletler gündelik yaşamımızın bir parçası olarak bizleri ağ toplumunun daimi üyeleri haline getirdi. Morris Rosenberg'e göre özsaygı kişinin kendine ne kadar değer verdiğidir. Kendimiz için oluşturduğumuz bu tutum yaşam deneyimleri ile birlikte kişiliğimizden, genetiğimizden ve sosyal çevremizden etkilenmektedir. Bu nedenle kişinin kendisine karşı tutumu sabit olmamakla birlikte olumlu ve olumsuz yönde yaşam boyu değişebilmektedir. Ruh sağlığı için oldukça önemli bir faktör olan öz saygının değişebilmesi, ruh halimizi iyileştirmek için anahtar rolündedir. Öz saygısı düşük ve yüksek olan kişiler arasında birçok farklılık bulunur. Bu nedenle öz saygı kişinin hem ruh sağlığını hem de yaşam duyumunu etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Metine baktığımız zaman her iki metinde de sayısal verilerden yararlanılmış deniliyor. Fakat ikinci metinde herhangi bir sayısal veri yoktur. Birinci metinde de tarihler verilmiştir sadece. Bu durumda cevabımız A şıkkı olamaz. Tanık gösterme, yani konuyla ilgili uzman bir kişinin ya da ünlü tanınmış bir kişinin sözüne başvurulmadığı için her iki metinde de B şıkkından da söz edemeyiz. Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. Birinci metne baktığımız zaman burada yıllar arasındaki farklılıklar ortaya konulmuş. İkinci metinde de öz saygısı düşük olanlarla öz saygısı yüksek olan kişiler arasındaki farkın olduğu belirtilmiştir. Buradaki tek ortak nokta budur. Bu sebepten cevap C şıkkıdır. Benzetmelerden yararlanılmıştır. Baktığımız zaman her iki metnin ortak özelliği benzetme olamayacağı için, yani buna dair bir örnek olmayacağı için cevabımız D şıkkı da değil. Cevabımız karşılaştırma olduğundan ötürü C şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yani farklı bir konudan bahsetmektedir. Genel olarak kabul edilen bir teoriye göre dünya güneşten kopmuş ateşten bir kütleyken zamanla soğuyan bu kütlenin üzeri sert bir kabuk halini almıştır. Bu sert kabuğu oluşturan kayaların milyonlarca yıl boyunca çeşitli etkilerle ufalanıp ayrışması ve sonradan içine organik maddelerin karışmasıyla toprak oluşmuştur. Kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar alemi barındıran, bitkilere durak ve besin kaynağı vazifesi gören bu maddeye toprak adı verilir. Bu ufalanmadaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların ortaklaşa rol oynaması sonucunda
toprak oluşumu gerçekleşmiştir. Metne baktığımız zaman toprak oluşumunun gerçekleşme süreci anlatılırken 3. cümlede toprak nedir sorusuna cevap veriliyor. Ancak bu metinden bağımsız bir şekilde ifade edildiği için düşüncenin akışını bozmaktadır. Cevabımız 3. cümle yani C şıkkıdır. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çocuk sessizce geri döndü. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş, yürümeye bile mecali kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan tekrar onlara baktığında gördüklerine inanamadı. Balonlar her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki büyük bir akasya ağacının dallarına takılmıştı. Çocuk olup bitenleri büyük bir merakla takip ederken baloncu ona doğru döndü. Benzetmeden yararlanılmıştır. Bu metinde herhangi bir benzetme örneği yoktur. Bu sebepten cevap A şıkkıdır. Hikaye edici bir metinden alınmıştır. Burada bir çocuk kahramanımız var, bir baloncu var ve buradaki olaylar sıralı bir şekilde anlatılmıştır. Bu sebepten hikaye edici bir metin söz konusudur. Açık, yalın ve akıcı bir dil kullanılmıştır. Baktığımız zaman burada anlaşılmayan kelimeler, yabancı kelimeler kullanılmamıştır ve cümleler çok uzun değildir. Bu durumda açık ve yalın ve akıcı bir dil kullanılmıştır deriz. Anlatım üçüncü kişi ağzından yapılmıştır. Yani metni yazan kişiyle yaşayan kişi aynı değildir. Bu durumda üçüncü kişi ağzından yapıldığında söyleriz. Cevabımız benzetme olmadığı için A şıkkıdır. Bu parçada aşağıdaki metin türlerinden hangisi anlatılmaktadır? Kulaktan kulağa anlatılmış bu tür, şimdi sıra senin kulaklarındadır. Sonsuz hayaller içinde bazen bir kelebeğin kanadında gezdirir tüm dünyayı sana, bazen bir toz tanesinin hafifliğinde. İmkansız diye bir şey yoktur o dünyada. Zümrüdü anka kuşunun kanatlarında Kaf Dağı'nın ardındaki bir diyarı gezersin aylarca. Acıkmak, susamak, yorulmak bilmezsin. O dünyada kötü son diye bir şey de yoktur ve er geç cezasını bulur kötülük edenler. Baktığımız zaman burada zümrüdü anka kuşu, Kaf Dağı, kötü son olmaması, imkansız diye bir şeyin olmaması, sonsuz hayaller kavramlarına baktığımız zaman bunun bir masalın tanımı olduğunu görüyoruz. Burada masal türü anlatılmaktadır. Cevap D şıkkıdır. Numaralanmış cümleler ögelerine ayrılarak aşağıdaki sorulara cevap verilecektir. Buna göre numaralanmış cümlelerden hangisi bu sorulardan herhangi birinin cevabı değildir. Ayşe'nin en eski, Elif'in en yakın arkadaşıydı. Bu cümlenin tamamen yüklem olduğunu görüyoruz. Çünkü burada bir tamlama verilmiştir ve bu tamlama bir ek fiil olarak yüklem olmuştur. Ayşe'nin en eski, Elif'in en yakın arkadaşı kimdir? O da burada gizli öznedir. Zayıf ve esmer bir adam o gece restorana geldi. Geldi yüklem. Gelen kim? Zayıf ve esmer bir adam özne. Ne zaman geldi o gece? Zarf tamlayıcısı. Nereye geldi restorana? Yer tamlayıcısı. İletişim sosyal varlık olan insanoğlunun ihtiyacıdır. Sosyal varlık olan insanoğlunun ihtiyacıdır. Yüklem. Sosyal varlık olan insanoğlunun ihtiyacı nedir? İletişim. Bu da öznedir burada. Denizin üstündeki yakamozlar akşamları göz alıyordu. Göz alıyordu. Yüklem. Göz alan nedir? Denizin üstündeki yakamozlar özne. Ne zaman alıyordu? Göz alıyordu. Akşamları zarf tamlayıcısıdır. Bize verilen sorulara geçebiliriz. Sadece yüklemden oluşan cümle hangisidir? Cümlelere baktığımız zaman birinci cümle sadece yüklemden oluşmuştur. Yüklemi söz öbeğinden oluşan cümle hangisidir? Burada birinci cümlenin yüklemi söz öbeğidir, bir tamlama grubudur. Üçüncü cümlenin yüklemi de yine bir söz öbeğidir, yine bir tamlamadır. Ve dördüncü cümlenin yüklemi de söz öbeğidir, bir deyimdir. Sadece özne ve yüklemden oluşan cümle hangisidir? Yukarıya baktığımız zaman üçüncü cümle sadece özne ve yüklemden oluşmuştur. Buna göre bu sorulardan herhangi birinin cevabı olmayan
İkinci cümledir. Cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda sadece yüklemden oluşan cümlelerin bulunduğu kutular yeşile, özne ve yüklemden oluşan cümlelerin bulunduğu kutular turuncuya boyanacaktır. Buna göre ortaya çıkan görüntü aşağıdakilerden hangisi olur? Dil toplumun en büyük hediyesidir. Burada toplumun en büyük hediyesidir yüklem. Toplumun en büyük hediyesidir olan ne? Dil, özne. Sadece özne ve yüklemden oluştuğu için burası turuncuya boyanacaktır. Yani bu durumda ya cevabımız B şıkkıdır ya D şıkkıdır. Sarı saçlı, mavi gözlü küçük bir çocuktu. Burada sarı saçlı, mavi gözlü küçük bir çocuktu bir tamlama olduğu için bölemeyiz ve bu bir ek fiil almış yüklemdir. Sarı saçlı, mavi gözlü küçük bir çocuk olan kim? O gizli öznedir burada. Sadece yüklemden oluştuğu için kutumuz yeşile boyanmalıdır. Yani cevap yine B ya da D şıkkı olacaktır. Dört mevsim solmayan güller gibiydi. Burada bir edat grubu vardır. Dört mevsim solmayan güller gibiydi. Ek fiil almış bir edatla, edat grubuyla yüklem oluşmuştur. Sadece yüklem olduğu için burada yeşile boyanması gerekir kutunun. Son cümlemize bakalım. Bütünü kavrayabilmenin yolu akıl yürütmektir. Akıl yürütmektir yüklem. Akıl yürütmek nedir? Bütünü kavrayabilmenin yolu özne. Bu da turuncuya boyanacağına göre cevabımız D şıkkıdır. Nesne öznenin yapmış olduğu işten etkilenen ögedir. İşten etkilenme durumu en basit şekliyle şöyle ifade edilebilir. Aybüke kitap okudu. Cümlesinde Aybüke okuma eylemini yapan kişi yani öznedir. Öznenin yaptığı okuma işinden etkilenen ise kitaptır. Bu durumda kitap sözcüğü cümlenin nesnesi görevindedir. Bu bilgiye göre dizelerde nesne görevinde kullanılan kaç sözcük vardır? Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazma ile dövmeyince kıt verdi, benim sadık yârim kara topraktır. Burada koyun verdi bir cümledir. Verdi kelimesi yüklemdir. Diğer verdi kelimelerini de yüklem olarak işaretleyelim. Ve veren ne diye sorduğumuz zaman burada o cevabını alacağız. Her bir cümle için o verdi. O ne verdi? Koyun verdi. Burada bir nesnedir. Koyun kelimesi. O ne verdi? Kuzu verdi. O ne verdi? Süt verdi. O ne verdi? Yemek verdi. O ne verdi? Ekmek verdi. Ve o ne verdi? Et verdi. Sorularına cevap alabildiğimiz için burada işaretlediğimiz kelimeler nesne görevinde kullanılmıştır. Ancak şiirde geçen kazma ile dövmeyince kıt verdi bizi yanıltmamalı. Çünkü burada verdi kelimesi yüklemdir. Yine veren o gizli öznedir. Kıt burada bir kavram, bir nesne değildir. Kıt kelimesini soracağımız soru nasıl sorusudur? Çünkü kıt vermek yani kıt olması bir durum belirtmektedir. Durum belirttiği için bu kelime nesne değil, bir zarf tamlayıcısıdır. Bu durumda cevabımız 6 nesne olduğu için B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Eve geldi mi? Etrafı toplar, yemeği hazırlar, kardeşini beklerdi. Bu cümlenin sonuna bir yargı bildirdiği için nokta koyuyoruz. Gündelik hayatın telaşında kendimize vakit ayırabiliyor muyuz? Burada bir soru cümlesi olduğu için cümlenin sonuna soru işareti getiririz. Bu akşam eve erken gelirse bana da uğramasını söyler misin? Yine bir soru işareti. Kurallara ne kadar uyuyoruz diye önce kendimizi mi sorgulasak? Yine bir soru işareti koyarız. A şıkkındaki mi cümleye soru anlamı değil, zaman anlamı kattığı için cümle bir soru cümlesi olmamıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Bulmacada kesme işaretinin kullanıldığı cümleler görevleri bakımından ikili gruplara ayrılarak eşleştirilmiştir. Buna göre dışarıda kalan cümle boyanırsa aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?
TDK'ye göre akşamüstü birleşik yazılır. Burada kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır açıklamasına göre bir kullanım vardır. Bunun bir örneği de hasarlı binaları İTÜ'den gelen heyet incelemiş cümlesine olduğu için her iki cümleyi gruplandırıyoruz. Ali Bey'e bilgi verdiniz mi? Burada kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır açıklamasına göre bir kesme işareti kullanılmıştır. Bunun yine bir örneği daha Sema Hanım'a saygım sonsuz cümlesinde vardır. Burada bey ve hanım kelimelerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıştır. İzmir'de büyük deprem olmuş. Burada özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır kuralı vardır. Bunun bir örneği de Onur'un saati kaybolmuş cümlesinde vardır. Yine burada özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır kuralından dolayı kullanılmıştır. Bunları da gruplandırabiliriz. Sayılara getirilen ekleri kesme işaretiyle ayırırız. Burada sıra sayısı belirtilmiştir 3. şeklinde. Yine 7. katta oturan teyze hastaymış cümlesi de birbirinin benzer örnekleridir. Bunları da gruplandırabiliriz. Son cümlemiz yani dışarıda kalan cümlemiz engel aramızı açtı. Neyleyim? Neyleyim kelimesi aslında ne eyleyim kelimeleridir. Ancak burada seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için bir kesme işareti kullanılmıştır. Bu durumda cevabımız D şıkkı olacaktır. Yani dışarıda kalan cümleyi gösteren boyalı alan D'de olduğu için cevabımız D şıkkıdır. Etmek olmak gibi yardımcı fiillerle birleşik fiil oluşturulurken ses türemesi veya ses düşmesi görülebilir. Bu durumda bu yardımcı fiiller eklendikleri sözcüğe birleşik yazılır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? İyice çalıştıktan sonra zarf ile sıfatı ayırt ettim. Burada ayırt kelimesinde herhangi bir ses türemesi veya ses düşmesi olmadığı için etmek kelimesiyle birleşik yazılmamalı. Bu durumda ayırt etti kelimesi doğru bir şekilde yazılmıştır. Şikayetlerini bir üst makama dilekçe ile arz etti. Bu kelime yanlış yazılmıştır. Çünkü burada arz kelimesinde herhangi bir ses olayı yoktur. Yani ses türemesi veya ses düşmesi olmadığı için bu kelimenin arz etmek şeklinde yazılması gerekir. Cevabımız B şıkkıdır. Oyuncağın arkasındaki gizli düğmeyi dün keşfetti. Bu kelime doğru bir şekilde yazılmıştır. Çünkü keşif kelimesiyle etmek kelimesi birleşirken i harfi düştüğü için yani bir ses düşmesi olduğu için bu kelime birleşik yazılır kuralına uymuştur. Maddi sıkıntılar yaşayınca mecburen şehri terk etti. Burada terk kelimesiyle etmek kelimesi ayrı yazılmıştır ve doğru yazılmıştır. Çünkü terk kelimesinde herhangi bir ses türemesi veya ses düşmesi yoktur. Cevabımız B şıkkıdır. Şekildeki park yerine kırmızı, sarı, pembe, mavi, turuncu ve siyah renkli arabalar park etmiştir. Bu arabalarla ilgili bilinenler şunlardır. Kırmızı ve pembe araçlar aynı sırada yer almamaktadır. Turuncu arabanın iki yanında da araba vardır. Siyah araba ile mavi araba yan yanadır. Buna göre turuncu arabanın yanına hangi renk araba kesinlikle park edemez. Bize verilen park yerini bir tabloya dönüştürelim. Burada toplam 6 tane araba var. 4'ü 1. sırada, 2'si 2. sırada yer alıyor. Bize verilen bilgileri tablomuza yazarak soruyu çözelim. Turuncu arabanın iki yanında da araba olduğuna göre turuncu arabayı 2. sıraya da yazabiliriz. 3. sıraya da yazabiliriz. Bu durumda siyah ile mavi yan yana olduğuna göre 3 ve 4'e siyah ve maviyi yan yana olacak şekilde yazarız. Veya 1 ve 2'ye siyah ve mavi yazabiliriz. Yerleri değişebilir ama siyahla mavinin yan yana olduğunu bilmemiz gerekecek burada. Kırmızı ve pembe araçlar aynı sırada yer almadığına göre eğer kırmızı araç 1'de ise pembe araç 5 veya 6'dadır.
Örnek olarak 5'e yazabiliriz. Eğer pembe araç 1'de ise o zaman kırmızı araç ikinci sırada yer alır. Yani 5. araba olarak yerini alır. Aynı şekilde burada yaptığımız ihtimali 4. sıraya da yazabiliriz. Çünkü turuncu araba 3'te ise kırmızı veya pembe arabanın 4'te olması gerekecektir. Geriye buradaki bilgilerin yanında geriye sadece sarı arabanın nerede olduğudur. Sarı araba üst tarafta olamayacağı için yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü arabada araba olamayacağına göre aşağıda olmak durumundadır. Soru bize buna göre turuncu arabanın yanına hangi renk araba kesinlikle park edemez dediğine göre turuncu arabaya bakalım. Turuncu arabanın yanında siyah olabilir, mavi olabilir, kırmızı olabilir, pembe olabilir ama kesinlikle sarı olamaz. Bu sebepten cevabımız sarıdır ve B şıkkıdır.